Ekolojistik Eko Kadını sunar. Eko Kadın'dan merhabalar. Türkiye'nin ilk kadın ekranında sizlerle birlikteyiz. Efendim şimdi size bir hayal kurduracağım. Bir ülke, yani bizim ülke, öyle bir ülke düşünün ki 10 yıl sonra 100 tane bilim kızı olsun. Hatta içlerinden biri Nobel alsın. Ne güzel hayaller değil mi? Ama işte hayal etmek tek başına yetmiyor. Bir şeyler yapmak gerekiyor. İşte bunu yapan, bu uğurda yola çıkan bir ismi ağırlıyoruz bugün Eko Kadın'da. Bilim Kızları Projesi'ni konuşacağız. İnovasyon Yönetim Danışmanı Sayın Müjgan Çetin bugün Eko Kadın'ın konuğu. Sayın Çetin hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Ne güzel, bizim böyle bazen hayal diye kurduğumuz şeyde siz demişsiniz ki hayali olmuyor. Adım atmanız lazım. Konuşacağız yolculuğu ama önce kavram çok hoşuma gitti. Onu biraz açabilir misiniz? Bilim Kızları Projesi ne demek? Teşekkür ediyorum ilk önce. Böyle heyecanlı karşıladığınız için beni. Yok. Çünkü aynı heyecanı ben de duyuyorum. Ve kendimi hep o Nobel ödülünün verildiği salonda görüyorum. Ve orada böyle bizim bir kızımız var. Ve ben onu alkışlıyorum. Böyle gözümü kapattığımda, gözüm açıkken hep bu duyguyu yaşıyorum. Ve bu beni hayata bağlayan, beni heyecanlandıran ve böyle sizin gibi insanlarla tanışmama olanak sağlayan çok güzel bir duygu. Estağfurullah, bizim için onur. Teşekkür ediyorum. Şimdi Bilim Kızları projesi beni değişik sebeplerle beni buralara taşıdı. Bundan 2 sene önceye kadar dolmuş birikmiş bir halim vardı. Hani bardağı böyle bir taşıran bir son damla olur. O son damla da neydi? Sizin bu Kadın TV'yi açmanıza sebebiyet veren bu kadının nitelikli iş gücündeki varlığı falan, bu hani kadının bugün dünyamızdaki yaşadığı sorunlar falan hepsi bir kenara. Ben bir hem akademisyen tarafım nedeniyle böyle okumayı da çok da seviyorum. Bir rapor elime geçti. Kadir Has Üniversitesi'nin 2016 yılındaki bir araştırma raporu. O raporda okuyunca ben böyle bir irkildim ve işte dedim bu son damla, benim bir şey yapmam lazım, bir şey yaparsam. Ne anlatıyordu o rapor size? Şimdi raporda bir sürü kadın algısı raporu. 2015-2016, şimdi onun yenileri de çıkmış ama beni harekete geçiren rapor oydu. O yüzden onu özellikle vurgulamak istiyorum. Bir tane bir gösterge vardı, bir sürü göstergenin içerisinde beni böyle zıplatan gösterge. Anket yapılan kızlara soruyorlar. Üniversiteyi bitirdikten sonra ne yapacaksınız? Bunlar bir de üniversite çocukları. Tabii. 2015 yılında %61'i çalışmak istemediğini söylüyor. 2016 yılında bir sene sonra yine üniversite okuyan o kızımız, kızlarımız diyor ki %72'si 10 puan artarak diyor ki biz çalışmak istemiyoruz. Bir anda ben böyle bir şok geçirdim ve düşündüm. Bir çocuğun, bir gencin, bir insanın üniversite yıllarına gelene kadar ki o emek, o heyecan, o yatırım, o her şey bir anda yok oluyor ve bu kız çalışmak istemiyor. Şimdi, çok üzücü. Yani ben çok üzüldüm en azından ve dedim ki ben bir şeyler yapayım ve o sene başladım ben bu projeye. Şimdi, onun gerekçesi de var mıymış o ankette? Yani, var. O rapor çok güzel bir rapor. Yani, okumanızı tavsiye ederim. Bir kere her bütün çocuklarımız okusun ama mesela liseden sonra okumak istemiyorum diyene tabii hadi anlayayım. Üniversiteye girmişsiniz. Bir bölümde uzmanlaşmak için okuyorsunuz ve çalışmak istemediğini söylemek o zaman biraz acı oluyor. Neymiş çok, gerekçesi? Yani orada işte çok değişik sebepler var. Uzun uzun onlardan bahsetmek istemiyorum. Benim mesela geçen senede bu geçen senenin istatistikleri de, bu senenin istatistikleri 2019 Milli Eğitim Bakanlığı'nın istatistikleri de aynı ölçüde beni rahatsız etti. Bunlar birbirlerini destekleyen istatistikler. Son 5 yılda Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi istatistiklerinde 1.115.000 kişi öğrenci kayıt yaptırdığı üniversiteden kaydını sildirmiş ya da dondurmuş. Bu 2017-2018 döneminde %92 artışla 408.000'i aşmış. Bizim ülkemizin gençleri en büyük bizim sermayemiz zaten ve bu sermayemiz de bu kadar büyük bir erozyona uğruyor. Ve bunlar beni böyle
üzüyor, üzdüğü için de bir şey yapma konusunda böyle çalışmalara motive ediyor beni. Uğraş, mücadele et diye beni sürüklüyor. Projen ilk oradan çıktı diyorsun. Evet, 2016 yılında çıktı. O zamandan bu yana ben çok kızla, bir bilim kızıyla tanışma, onlarla çalışma, onları söylemesi ayıp, destekleme ve mentörlük yapma şansına eriştim. Ve onlarla birebir birlikte olmak, onların hayatlarına tanıklık etmek, onların vizyon kayması dediğim, benim vizyon sapması dediğim, kafa karışıklığı dediğim duygularına tanıklık etmek beni daha da sürdürülebilir bir projeye ve kalıcı bir projeye doğru iyice sürükledi. Bunun sürdürülebilir olması lazım Çetin Bey. Çünkü bu böyle yaptım oldu falan diyebileceğimiz bir konu değil. Ben 10 yılı 10 yılı hedefledim. 10 yılı hedefledim ama daha doğrusu bir hedef koymak gerekiyor. Yani öyle bir hedef koymak gerekiyor ama 20 yıl, 30 yıl hep böyle olmamız lazım bizim. Hep bir şekilde bir koşmamız lazım, yarışmamız lazım. Çünkü dünyadaki bizim başka gençler, başka ülkelerin gençleri, başka ülkeler koşuyorlar, biz duramayız. Yani yazık değil mi bu 408 bin gence, yazık değil mi bu %72 gence? Ben evimde oturmak için üniversiteyi bırakacağım, çalışmayacağım, mezun olacağım. Çok ciddi yatırım yapıyor aileler bu çocuklara. Evet. Sadece aileler değil aslında, evet. Aileler kanalıyla millet yapıyor bu yatırımı. Tabii yani bu ülkesel bir kaynak, bu heba olan kaynak, hepimizin kaynağı. Bilime esas almanızı biraz açmak isterim. Belki hani mesela 100 tane sanatçı, ki hepsi birbirinden değerlidir ayrı konu ama 100 tane sanatçı veya 100 tane müzisyen, 100 tane tuhafiyeci, atıyorum şu anda tamamen. Evet. Hayır, siz bilim diyorsunuz, niye? Evet. Şimdi ben bir de bilimin içerisinde yaşam bilimi gibisi böyle bir takıntım var. Aslında yeni ekonominin anahtarı. Evet, yaşam bilimi diyorum ve temel bilimler altyapısına çok inanıyorum. Ve özellikle kızlarımıza erişmeye çalıştığım kızlarımıza, kendi imkanlarımla erişmeye çalıştığım kızlarımıza matematik, fizik, kimya, felsefe yani alanında temel bilim alsınlar ve bunun üzerine nanoteknoloji, biyoteknoloji, bilişim teknolojisi, nöroteknoloji, aklınıza gelebilecek yeni teknolojilerle kendilerini beslesinler, büyütsünler, geliştirsinler gayreti içerisindeyim. Çok kıymetli bir şey söylüyorsunuz. Şimdi biz hatta yani sizin inovasyonla ilgili çalışmalarınız zaten inovatif bir bakış açısıyla bunu yapıyorsunuz ama biz hep son dönemde şey diye düşünüyoruz. İşte herkes bir yazılım yapsın, herkes bir nanoteknoloji geçişi falan filan. Söylediğiniz şey çok kıymetli. Klasiklerin altını temel yaptığı yeni teknolojilerden bahsediyorsun. Şimdi, diğerlerini yok sayarak değil. Yok. Örneğin felsefeyi. Asla ve çok saygı duyuyorum. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi mühendislik mezunuyum. Eski mezunlardanım. Ve 60 yıl mühendis kafasıyla yaşadım. Şimdi sosyoloji okumaya başladım. Ve sosyal dünyayı ve beynimin sol tarafını kullana kullana sağ tarafını da kullanmam gerektiğini öğrenmeye başladım. Ve inanıyorum bu temel bilimler bize öğrenmeyi öğretiyor. Mühendis ise uygulamayı öğreniyor. Mühendislik de aldığımız eğitim ben bu temel bilgiyi nasıl hayata uygulayacağım diye bakıyoruz biz. Ama bir temel bilim öğrencisi bir lisans seviyesinde bu nasıl yapılıyor sorusunun cevabını arıyor. Ben nasıl uygularım mı arıyordum. O yüzden bizim bilimi anlayan, nasıl yapılacağı konusunda kafa yoran, bu konuda emek harcayan sabırlı, akıllı ve azimli kızlara ihtiyacım var diye düşünüyorum. Bu ülkemizin ihtiyacı var diye düşünüyorum. Hepimizin ihtiyacı var. Yani alanı hazır, olanı hazır kullanmaktan öte geçip, bir adım daha ileri geçip, daha iyisi nasıl olur? Bu şu anda nasıl gerçekleşiyor ki ben bunu bu doğayı anlayayım da bu doğanın üzerine doğayı hayatımda problemleri çözmek için, yaşamsal problemlerimizi çözmek için bunu yaşama değer katmak için kullanayım. Bir bakış açısını çökertiyorsunuz aslında. Yani
gelenekselde baktığımızda, hatta zaman zaman öğrenciler kendi arasında da konuşur ya, sosyal kafa, matematik kafa falan filan diye, siz aslında yaratıcı olabilmek için hepsinin harmanlandığı bir yapıdan bahsediyorsunuz. Aynen onu. Biz biraz diğerini, hani bir şeyciysek diğerini unutan cinstendik. Ama galiba yeni ekonomi, inovatif yaklaşımlar buna pek artık izin vermiyor. Yani bir konuda derinlemesine uzmanlık o konuda size çok iyi yapabilir. Ama hayat bir bütün. Benim hani duruşum o öyle ya da algım öyle. Bu bütünlük içerisinde siz sanatı, ekonomiyi veya bir sosyal bilimi veya bir mühendislik bilimini bir merakla, ilgiyle onu öğrenmezseniz, ona ilgi duymazsanız, o zaman o derinlemesine bildiğiniz konu bir işinize yaramıyor. Sığlaşıyor. Sığlaşıyor. Ve siz onların o bütünselliğin içerisinde o güzelliği ortaya çıkarabiliyorsanız o zaman işte inovasyon. Peki şu 10 yılın sonundaki hedefinize bayılıyorum ben. 100 bilim kızı, biri Nobel'li. Evet. Şimdi hani bazen derler ya, olmasa da yolunda öl. Bu öyle bir hedef. Çok güzel. Yani söyledim. Yola çıkılmış. Evet. 10 sene çok sonra olmaz, şey. 15 sene sonra olur ama Nobel alan bir Türk bilim kızı yaratabiliriz. Nasıl Aziz Sancar çıktı vesaire. Niye böyle bir hedef koydunuz? Yani 100 bilim kızı, biri Nobel. Şimdi çok güzel soru ve siz çok güzel söylediniz. Zafer mi önemli, sefer mi önemli? Şimdi ama bizi motive edecek de bir mutlu lazım. Bir şey var, hedef olması lazım. Bir yere koşuyor olmamız lazım. Bu bir maraton. Ama bu maratonda nereye koştuğumuzu da bilmemiz lazım. Bununla ilgili yaptığım araştırmada şunu gördüm. Bu da çok ilginç. Dünya adına da çok ilginç. Bu Nobel ödülleri 1901'de verilmeye başlanmış. 2016'ya kadar kaç bilim insanı Nobel ödülü almış diye baktım. 911 bilim insanı Nobel ödülü almış. Bunun içerisinden sadece 49 tanesi, %5'e geliyor. Sadece 49 tanesi bilim kızı. Yani sadece bizden bir bilim kızının Nobel alması değil, dünya çapında bir kızın Nobel, kızın, kadının neyse, evet. Nobel alması gerekiyor. Evet. Ben bu tabloyu görünce yani dedim ki, 20'sinde alamazdı, 40'ını da alır. Evet. Ama alır. Hedef bu olmalı dedim. Ve Marie Curie'yi hepimiz biliriz. Yani bir tek Marie Curie hem fizik alanında hem kimya alanında iki defa, bu 49 bilim kadının arasında iki defa bilim ödülünü, Nobel ödülünü alan. Şimdi böyle bir şeyde, böyle bir hedef, ben hangi bilim kızıyla konuşursam hepsini heyecanlandırdı. Ne güzel bir şey değil mi? O yolda böyle yarışmak bile insanı mutlu etmiyor mu? Tabii, ya tabii. Beni çok mutlu ediyor. Benim fikri bile heyecan veriyor. Değil mi? Yani orada tanıştığımız insanlar, sizler gibi ve daha bir sürü gençler bana o kadar bu yolda bile yürümenin, bu sefere çıkmış olmanın bile çok değer katıcı olduğunu gösteriyor. Kim bu çocuklar? Ben böyle gezgin biriyim aslında. Hem dünyada hem ülkemizde mümkün olduğu kadar çok yere deneyimlemeye inanıyorum. Yani kitaplara da çok inanıyorum, okumaya da çok inanıyorum. Ama bir de o gidip yerinde göreyim istiyorum. O yüzden böyle ülkemde ve çok güzel ülkemde ve dünyada merakla böyle farklı yerleri, öyle standart yerleri değil, farklı yerleri gezmeyi, görmeyi seviyorum. Ve gittiğim her yerde kızlarla tanışıyorum. Ve onlarla sohbet ediyorum. İşte ben Urfa'dan, Kırşehir'den, ondan sonra Van'dan, Ankara'dan. Ben çok değişik yerlerden, çok değişik kızlar benim arkadaşlarım. Bir dakika, çok önemli bir şey söylüyorsunuz. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den 100 tane bilim kızından bahsetmiyorsunuz. 81 vilayetten de çıkabilir diyorsunuz. Tabii ki. Bu çok güzel işte. Tabii, Aziz Sancar nereden çıktı? Keza, evet. Değil mi? Değil mi? Yani o Aziz Sancar hepimize 2015'te ne güzel örnek oldu. Ne büyük adam. Büyük bir fitili ateşledi galiba. Çok, Anadolu'nun, çok. Tabii Aziz Sancar'a burada emek verdik ama o yurt dışındaki olanakları da sağlamamız burada. Evet. Onları üretiyor hale gelmemiz lazım. Onu da hani böyle dipnot buraya koymak isterim. O yüzden bilim kızı böyle küçük bir proje değil.
Bilim kızı büyük bir proje. İşte ben biraz doğaya ve toprağa çok sevdiğim için, ona inandığım için bu projeyi hep böyle o mimaride canlandırdım. İşte diyorum ki bir aşamaları var. Bilim tohumları ekeceğiz diyorum. İşte bilim kızlarımızı destekleyip büyüteceğiz diyorum. Bilim kızlarımızı çoğaltacağız diyorum. Yani hani böyle o tohumun doğadaki her baharda, şimdi de bahar geldi diyoruz. Değil mi? Yeşeriyor o yeniden canlanma, o başka bir duygu. Şimdi burada daha o 15-25 yaş arası kızlarımızın tanışarak başlayan ve onları bilimle tanıştırarak, onları bilimi sevdirerek, onlarda o merak duygusunu, o öğrenmeyi öğrenme metodolojisini onlara kazandırarak onları bir altyapıya kavuşturmak, onları maddi imkansızlıklar, eşitsizlikler içerisinde olanlara burslar sağlamak, onların birbirleriyle bilim yalnız bir şey. Bilim öyle böyle herkesle hep beraber haydi yapalım diyebileceğiniz bir şey değil. Kendi alanınızda uzun uzun derin düşünceler yapacağınız, derin araştırmalar yapacağınız ve o yalnızlıktan güç alacağınız bir şey bilim. Bulduklarınızda. Ya. Ve onları o yüzden birbirlerinden de güç alacak şekilde el ele. Böyle bir kulüp gibi hepsi birbirini tanıyor mu? Evet. Ben onları tanıştırıyorum. Bu çok güzel işte. Yani evet o kendi yolunuzda yalnız yürüyebilirsiniz ama aslında işte 300, 100 kişi, 200 kişi yürüdüğünüzü bilirsiniz. Bilirsiniz. Bu kıymetli. Evet. Şu gençlere eğitim mentörlüğünü biraz açmak istiyorum. Çünkü siz inovasyonun, evet bilim, teknik bu alanlarda çok önemli ama biraz yanlış algılandığı konusunda görüşleriniz de var. Aslında toplumsal bir inovasyon yapmamız, bilimin, teknolojinin bunun arkasından gelmesi gerektiğini söylüyoruz. Gençlerimizin aklı çok karışık. Bu çok aşamada karışık. Bu verilen, gençliğe verilen özellikle eğitim mentörlüğünü biraz anlatabilir misiniz? O ilgimi çekti çünkü. Ben ODTÜ mezunu olduğum için, ODTÜ Mezunlar Derneği'nin bir mentorship programı var. Biz eski mezunlar yenilere yardımcı oluyoruz. Okulda yani arkadaşlık aslında ediyoruz. O yüzden ODTÜ'lülük ayrı bir şey. Yani orada başka bir şey algımız var, başka bir duruşumuz var. Hayatta karşı da bir duruş aldık. Öyle bir terbiyeyle mezun olduk. Şimdi orada işte eğitimler verdi bize hocalarımız. Bu bilim kızlarına ve bilim kızları değildi onlar tabii. ODTÜ öğrencilerine yapılan bir mentorship programıydı ama ben onu bilim kızlarına uyarladım. Şimdi fark ettiğim şöyle önemli bir şey var. Mentorship gerçekten çok önemli. Ve o yaşlarda hormonal saldırıya uğruyor gençler. Yani vücudu değişiyor. Vücudunun kimyası değişiyor. Siyasi saldırıya uğruyor. Dünyanın siyaseti değişiyor. Ekonomik saldırıya uğruyor. Travmalar yaşıyor. Annesi rahatsızlanıyor. Babası işten atılıyor. Ve o kadar çok etken altında, o kadar çok uyarandan kafası karışıyor ki çocuğun. Öncelik sıralarında ehemle mühimi karıştırmaya başlıyor. Niye ders mi çalışsın? Annesiyle mi uğraşsın, babasıyla mı uğraşsın gibi bir sürü sorun var çözülmesi gereken veya kendini... Ve bunun için çok tecrübesiz. Ve çok tecrübesiz. Bir de sosyal medya gibi başka bir şey var. Şimdi buraya gelmeden önce... Herkes sevgi kelebeği sosyal medyada. Sağ olsun benim Ankara'da çok cevval bir bilim kızım var. Bana mesaj atmış, başarılar diliyorum yayında diye. Ve şöyle diyor... hocam diyor, ben diyor bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Çünkü benim başarmam gereken işte şu sınavlarım var. Çünkü sosyal medyanın benim zamanımı çok aldığını fark ettim. Onu da yapmayın canım. Dengeleyebiliriz bu işleri. Böyle kaldım. Ya çok seven gençler. Yani ben kapat demedim kimseye. O kendi kendine bunu, onun vakitini aldığını görmüş. Bir de uzaklaşma kararı almış bundan. Dolayısıyla gençlerimizi sadece ekonomik, sadece ailevi, sadece fiziksel, sosyal ortamlar veya siyasi ortamlar etkilemiyor. Bir de sosyal medya etkiliyor, internet etkiliyor. Bu dengelemeyi öğreniyor ama insan yaşla beraber. İşte mentorship burada çok önemli. Yani biz o kılavuzlama aslında mentorship dediğimiz. Bir anne baba en doğru öğretmen. Ama gençler siz anne baba olarak ne kadar doğruyu ifade etseniz de anne baba yerine bir yabancıdan daha rol model aldığı, onunla aynı zorluklardan geçmiş başka birinden duymayı istiyor bunu.
Onunla daha rahat konuşuyor, daha rahat tartışıyor. Mentorship burada çok işe yarıyor. Siz çünkü o çocukla, o gençle hiçbir annesel, babasal, duygusal bir ilişkiniz yok. Algılar daha açık. Evet, daha açık. Ona böyle özgürce soruyorsunuz, özgürce dinliyorsunuz. Yani sen bilirsin diyorsunuz. Yani halbuki bir anne olduğunuz zaman, bir baba olduğunuz zaman sen bilirsin diyemiyorsunuz. Buralarda bir kaygı var çünkü. Tabii, onu böyle şefkatinle korumak istiyorsunuz. Ona aman zarar gelmesin derdinde. Bu sefer onun kendi kişisel alanına, tabii kişisel alanına müdahale ediyorsunuz. Çocuk da buradan, genç de irkiliyor yani, dur orası benim yerim diyor. Peki hangi alanlarda başarılı olmalarını istiyorsunuz? Şimdi ben bu konu bana çok soruluyor. Ben özellikle de şu alanda başarılı olacaksınız gibi bir derdim yok. Ben diyorum ki yaşam bilimleri. Siz bu yaşam bilimlerinin içerisine çevre, güneş enerjisi, sosyal bilimlerdeki bir konu, her şeyi koyabilirsiniz yaşam bilimlerinin içerisine. Ha, şey mi o zaman? Yaklaşım şu mu? Sen nerede başarılı olacağına inanıyorsun? Evet. Ve benim onlarla çalışmalarımda bana diyorlar ki, bir de nasıl seçiyorsun? Nasıl karar veriyorsun? Onun hani bilim kızı programını alıyorsun. Şimdi hani çok sezgisel bir şey, böyle hani sizinle tanıştık, konuştuk gibi. Önce bir tanışıyorum, konuşuyorum, göz göze bakıyorum. Sonra sosyal medya hesaplarına bakıyorum. Birinci sınav sosyal medya hesapları. Orada neyi paylaşıyor? Nelerle ilgileniyor? Onu öne çıkarmak istediği şeyler neler? Ondan sonra çok zor bir sınavım var. O zor sınavım da şu. Kıza soruyorum. Ve onu başlıyorum çalıştırmaya. Esas mentorship programını burada yapıyorum. Diyorum ki 10 yıl sonraki sen ne olacaksın? Hayalin ne? Kendini nerede ve nasıl görmek istiyorsun? Ne giyineceksin? Ne konuşacaksın? Etrafında kimler olacak? Arkadaşların nasıl bir eşin olacak? Nasıl çocukların olacak? Nasıl bir sevgilin olacak? Nasıl bir masada çalışacaksın? Nasıl bir evde yaşayacaksın? Bana bunu diyorum tanımla. İster resimle tanımla, ister yazıyla tanımla, ister sözle tanımla. Ama bir defterin olacak diyorum. Onlara bir defter satın aldırıyorum. Lütfen diyorum, bu defter çok sevdiğiniz bir defter olsun. 10 sene sonra Allah bana ömür verirse o defteri beraber okuyalım. O deftere yazdıklarınızı birlikte bakalım. Ne yazmıştınız, ne oldunuz, onu birlikte görelim. Ve o defterde ilk önce o hayali kurdurduktan sonra bazı arkadaşlarımla o hayali daha kurmadan ayrılıyorlar. Onlar çünkü o hayali bile kuramayan arkadaşlarım var. Bazı arkadaşlarım ise öyle güzel şeyler başlıyorlar ki, o böyle yazıyorlar, of. Ve orada o hayali onları ulaştıracak yolu kendilerini öz değerlendirmelerini yaptırıyorum. Onlar nerelerde başarılı, nerelerde güçlü, nerelerde kendilerini daha güçlendirmeleri lazım? Kitap okumayı seviyorlar mı? Veya bilimle ilgili bir bilimsel videoyu, bir belgeselin izleyebiliyorlar mı? İletişim yetenekleri nasıl? Bir ekip halinde çalışabiliyorlar mı? Gibi bir sürü sorularım var. Onlara doldurmalarını istiyorum. Oralarda ondan sonra bir yol haritası hazırlıyoruz onlara. O yol haritasını tamamladıktan sonra onların olmak istedikleri şey neyse, bu sefer yıllık iş planları hazırlamaya başlıyoruz. Biraz kurumsal gibi sanki. Çok ilginç bir yol haritası. Bunu birazcık daha konuşalım ama kısa bir ara vereceğim. Hatta aranın ardından şu proje meselesini de konuşalım. Siz daha küçük yaşta çocukları da aslında tetikliyorsunuz. İyi bir şeye tetikliyorsunuz bu arada. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından o yol haritasını yaptığı, o yolda ne kadar şaşıyor onu biraz konuşalım. Tamam. Kısa bir ara buradayız. Ekol Lojistik'in sunduğu Eko Kadın devam edecek.